Başkanım, Sayın Bakan. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım, çok kıymetli milletvekillerim, il belediye başkanım, ilçe belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım, teşkilatımızın çok kıymetli mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun. Sayın Bakanım, millete hizmet yolunda Türkiye'nin her tarafını karış karış gezen ve her gün bir tane davetiyesini aldım. Sayın Başkanım, seni de burada hizmetlerimizi açıkça bekliyor diye davetisini aldım. Ve Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanı olurken söylediği, oturan değil koşan, Cumhurbaşkanımıza koşan bir bakanımız. Kendisine teşekkür ediyorum. Allah sağ razı olsun hizmetlerine. Cenab-ı Hak inşallah yapmış olduğu bu hizmetlerle hem ülkemize, milletimize, partimize ve hem de Allah'ın rızasını kazanma yolunda yapmış olduğu bu hizmetleri kabul eder diyorum. Amin inşallah. Sayın Bakanım, bugün Kırıkkale'de bize şevk verdiniz, heyecan verdiniz. Allah teşekkür razı ediyorum. Bütün teşkilatımla birlikte sizin gelmenizden onur duyduk, şeref duyduk. Allah razı olsun. Kırıkkale'ye yapmış olduğunuz bu hizmetler gerçekten bütün hem Kırıkkale'li hemşehrilerimizi ve teşkilatımız olarak da sizlerle yapmış olduğunuz bu hizmetlerden dolayı gurur duyuyoruz. Çok Allah teşekkür Allah ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ve her zaman Kırıkkale'ye sizi bu hizmetlerin açılışı ile ilgili her zaman bekliyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ol, Allah razı olsun. Durmak yok inşallah. Yolu yola devam ediyoruz. Kesinlikle. Çok değerli, çok kıymetli il başkanım. Kendisini çok takdir ediyoruz hakikaten. Benim de çok sevdiğim, beraber mecliste her zaman kucaklaştığımız değerli milletvekillerim. Ve tabii ki belediye başkanımız, ilçe belediye başkanımız, ilçe başkanlarımız, teşkilatımızın bütün yüzde mensupları, kadın kolları, gençlik kolları ve mahalle temsilcisine kadar buradaki herkesi gönülden selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hoş geldiniz. Değerli kardeşler, hakikaten biz Kırıkkale İl Teşkilatımızda gurur duyuyoruz. Her zaman AK Parti'nin yüzünü hak etti. Dolayısıyla en son referandumda da %63 oy oranıyla bir destan yazdı. Hakikaten ben de baktığım zaman dedim ki ya hakikaten helal olsun Kırıkkale diye içimden böyle söylemek geldi. Tebrik ediyorum. Gerçekten çok büyük gayret gösteriyorsunuz. İşte vekillerimiz de burada. Onlar da Kırıkkale'yi mecliste layıkı ve çile temsil ediyor. Ramazan Bey kardeşim de bugün acil bir işi var. İnşallah belki yetişebilirse temel atma merasimine o da gelecek. Tabii geçtiğimiz salı günü Sayın Cumhurbaşkanımız da külliyede özellikle Cumhurbaşkanımız riyasetinde bakanlar kurulu vardı. Ben de tabii Sayın Cumhurbaşkanım işte illere gidiyorum. Bu arada Kırıkkale'de gideceğim deyince çok duygulandı. Oradaki bütün kardeşlerime benim en kalbi selam ve muhabbetle millet diye rica etti. Ben de değer dünya lideri Cumhurbaşkanımızın bu güzel selamını sizlere iletmenin bahtiyarı. Başbakanımız da oradaydı. Onun da selam ve muhabbetleri var. O da şu anda bir açılış merasiminde bir otoyol Ankara-Kahraman kazan yoluyla alakalı bir merasimde. Dolayısıyla yani hepimiz bir yerdeyiz değerli kardeşler. Çünkü AK Parti çok çalışıyor. AK Parti şu anda dünyanın en büyük, en güçlü siyasi organizasyonu. Yani biz de gurur duyuyoruz hakikaten. Sizlerle gurur duyuyoruz. Hasbi şekilde çalışıyoruz Allah'ın izniyle ve bugün Türkiye'de istikrar varsa, Türkiye dimdik ayakta ise 2008-2009 yıllarında özellikle dünyada ekonomik kriz varken Türkiye'den teğet bile geçmemişse, hatta geçen sene alçak, kanlı,
hain FETÖ terör örgütü darbe teşebbüsüne yapmasına rağmen şu anda dünyada Çin ve Hindistan'dan sonra üçüncü sırada büyümede, %5'lik büyümede bir rekora imza atmışsa bunda sizin alın teriniz, sizin gayretiniz var, sizin duanız var. Bu bakımdan size gönülden duaların kabul olduğu bu mübarek cuma gününde ki bir öyle saatler var ki duaların kabul olduğu saatler. Bunlardan birisi de işte cuma günü, cuma gecesi, aynı zamanda cuma günü imam hutbedeyken oturduğu vakit, bir de cuma günü öğle ile akşam arasındaki saat duaların kabul olduğu saattir. Ben de duaların kabul olduğu bu saatte sizlere iki can saadeti Cenab-ı Allah lütfeylesin. Amin. Ramazan Bey de geldi. Cennetiyle hoş geldin Ramazan. Hoş geldin. Ben de tam Ramazan Bey dedim, sen kaptan içeri git. Ve Cenab-ı Allah inşallah öbür dünyada da cennetiyle mükafatlandırsın. İnşallah. Sizlere teşekkür ediyoruz. Ve bugün benim buraya gelişim, tamam temel atacağız ama ondan ziyade size teşekkür etmek bizim üzerimize düşen bir vecibe. Hakikaten teşkilatımız çok güçlü, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız çok güçlü, yiğit insanlar, bu bölgenin insanlar, yiğit insanlar. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarını artarak devamını diliyorum. İnşallah. Sayın Bakanım. Evet, sayın Bakanım, arkadaşlarım. Bugün Sayın Bakanımın doğum günü. Yüce Mevlam, Sayın Bakanıma sağlıklı, sıhhatli, Cumhurbaşkanımıza millete hizmet etmeyi, uzun zaman hizmet etmeyi nasip etti diyorum. Çalışmaktan ben doğum sağlıklı, günü sıhhatli. Allah'ım. Ben de yatayım. Yani nereden çıkarttınız ya? Bunu benim için de ellerimle taktım bunu. İnşallah. Abi inşallah. 18 yaşıma basıyorum herhalde. İnşallah. Hepsini yapayım. Öyle zor ya. Birini yani. Ben sen de öbüründen. Çocuklarınkini yapıyor. Çocuklarınkini yapıyor. Öğrendik. Tamam. Şimdi efendim arkadaşlar, efendim. Evet. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Demek ki 20 yaşımış ya. Postamızı şöyle bir tutayım da, milletin hizmetkarı Sayın Bakanım, doğum gününüz kutlu olsun. Sağ olun. İyi ki doğdun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Keseceğiz. Ama herhalde üfleyin de. Sayın Bakanım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim deyip o zaman şuradan keselim en iyisi. Tamam, şuradan keselim. AK Parti'yi kesmeyelim. AK Parti'yi kesmeyelim. Bunu kesecek bir mahsur yok. Bakanımız da kesmiyor. Bunu ayarlar. Evet, şöyle. Herkese yetişir herhalde. Yeter. Ayarlarla sayın bakanım. Ayarlar seni. Al bir şey. Evet, peki. Hayır, hadi hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Herkese, aman ne güzel şeymiş ya böyle. Maşallah böyle bir şey. Çok bereketli inşallah. Bereketli inşallah. Az kardeşim, sen herkese o kadar verirsen olmaz. Onu size. Pastanın sahibi herhalde büyük gelir. Evet, teşekkür ederiz. Sayın Bakanım kaç yaşındasınız? 20 efendim. 20. İşte saydık ya. 18 dedik, 20 yaş ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Allah onu bereket etsin. Nice yıllar efendim inşallah. Bizi bir himal et. Marasına gel Sayın Bakan. Sayın Bakan, öncelikle hoş geldiniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Bu birinci sorum. İkinci sorum efendim. Son günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ve Başbakanımız, İçişleri Bakanımız bu Almanya ile olan, Almanya firar eden, ettiği söylenen 15 Temmuz gecesinin bir numaralı firari sanıklarından Adil Öksüz orada görüldüğü söyleniyor. Ve bu konu hakkında da söylentileri de var. Evet.
kameralarda görüntüleri de var. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi efendim evvela şunu söyleyeyim. İspanya'daki bu terör hadisesini lanetliyoruz. Maalesef çok acı. Yani insanları bu şekilde öldürmek, masum insanları insanlıkla bağdaşmaz. Bizim kültürümüzde biliyorsunuz bütün insanları hatta bütün mahlukatı sevmek insanlar üzerine bir vecibedir. Hatta Yunus Emre'nin ifadesiyle bütün yaradılana bakın. Seveceksin yaradandan ötürü. Biz de bütün yaradılanı seviyoruz yaradandan ötürü. Dolayısıyla bunu lanetliyorum. Zaten biz ne dedik? Terör örgütleri, bazıları maalesef bazı terör örgütlerine silah veriyor, para veriyor, destekliyor, eğitiyor. Sayın Cumhurbaşkanı ifadesiyle terör örgütünün iyisi, kötüsü veya da falancaya yakın, filancaya yakın olmaz. Bütün terör örgütleri kötüdür ve bunlar bütün herkesin, bütün devletlerin terör örgütlerini yok etmek için çalışması lazım. Ama bu böyle olmuyor. Bakın terör, biz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak PKK ile mücadele ediyoruz. DAEŞ'te en iyi mücadele yapan biziz. Bizden önce hiçbir şey oluyor muydu? Hiç efendim, kimse yok. Fırat Kalkanı da yoktu ortada. Silah veriyorlardı. Onlar bu şekilde Türkiye üzerinde baskı kursunlar. En çok terör örgütü DAEŞ. Kime zarar verdi? Bize zarar verdi. Dolayısıyla terör örgütü Müslümanlıkla falan İslamiyetle alakası olmayan hain bazı özellikle Orta Doğu'yu karıştırmak isteyen ülkelerin maşası durumdadır. Dolayısıyla biz bütün terör örgütlerini, DAEŞ'i, PKK'yı, başta FETÖ alçak terör örgütünü, PYD vesaire hangi isimle anılırsa olsun, isim de değiştirirse terör örgütü terör örgütüdür. Biz şunu söyledik. Ya Batı terör örgütlerine destek verme. Neticede gelir bu silahlar bir zaman sizde vurur dedik. Onlar bakmadılar ya Türkiye'ye bir zarar verir bize bir şey olmaz diye. Neticede biliyorsunuz Brüksel'de, Londra'da, Almanya'da, İspanya'da gerçekten çok üzücü hadiseler oldu. Dolayısıyla bu terör örgütlerini lanetliyoruz. Diyoruz ki bütün dünyaya biz varız, bütün terör örgütlerinin başını ezmeye varız. Yapıyoruz zaten. Gelin siz de yapın. Silah desteği, para desteği vermeyin. Talebimiz budur. Dolayısıyla ben netice kelam, DAEŞ'in yaptığı iddia ediliyor. Tamam. Bu DAEŞ da terör örgütüdür. Ve bunu, bu terör örgütünün bu yaptığı hareketleri lanetliyorum. Bu asla insanlığa sığmayan bir harekettir. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Gelelim ikinci hususa. Arkadaşlar ikinci hususta da tabi Almanya ile ilgili sormuştunuz değil mi? Adil Öksüz. Şimdi tabi Adil Öksüz'ün birileri Almanya'da görüldüğü şeklinde hatta lokantada bir görüldüğü şeklinde yayında bulundular. Ama bu tam benim bildiğim tam tespit edilmedi. Ama şu anda hükümetimiz, İçişleri Bakanlığımız, Milli İstihbarat Teşkilatımız bunun takibinde. Eğer orada tespit edilirse zaten Almanya'ya nota veriliyor. Ve dolayısıyla Almanya'nın bu FETÖ, bu alçak kanlı terör örgütünün 250 kişinin şehit olmasına sebep olan tarihimizin en alçak, en kanlı terör örgütü, hain, onun mutlaka bu hainlerin elebaşı bu FETÖ denilen okyanus ötesindeki mendebur ve yüzünde meymenet olmayan, niye diyor de belli olmayan, ya kardinal mıdır sahte, başka şey mi onu da bilemiyoruz ama bizimle hiçbir bağı olmayan, İslamiyet'le bağı olmayan bunu açıkça söylüyorum. Tamamen Türkiye'nin önünü kesmek, yıkmak için hazırlanmış bir hain. Bunu herkes böyle bile. Dolayısıyla onun elebaşısı olan bu Adil Öksüz'ün de Almanya'da ise şu anda araştırılıyor hükümetimiz. Bunu Alman hükümet tarafından teslim edilmesi gerekir. Her şey açık. Gelmiş. Ne diyor? Akıncı üstünde neymiş efendim? Tarla bakmaya gelmiş. Şuna bak ya. Bunu bu kadar hain olur mu yani? Ya yani bunu kimi, çocuk mu kandırıyor? Yani neticede bütün kayıtlar ortada. Ama şunu söyleyelim. Eninde sonunda bunları yakalayacağız.
cezasını vereceğiz. Bak bu konuda kararlıyız. Hiç kimse tereddüt etmesin. Bunlar hainler. Bu şekilde cezalandıracak. Bunu özetle vurgulamak istiyorum. Yani bu bayrak değerli kardeşlerim inmez. Minarelerden ezanlar susmaz. İlelebet bu topraklar Allah'ın izniyle bu şanlı bayrağımızın dalgalandığı minarelerden ezan-ı Muhammed'in okunduğu topraklar olarak kalacaktır. Ve şunu da özetle vurgulamak istiyorum. Biz her yerde varız. Ben mesela geçenlerde Ağrı'ya gittim. Ağrı, Muş vesaire, Erzurum. Daha dün Hakkari, Van'daydık. Oradaki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yani vatandaşlar devletten yana. Hakkari'de bütün esnafı gezdim. Kucakladım. Neticede vatandaş şunu diyor. Bizi bu PKK terör örgütünden kurtarın diyor. Ben de söz verdim hükümet adına. Sizi terör örgütünden tamamen kurtaracağız. Onları inlerinde zaten etkisiz hale getiriyoruz. Tamamen en son terörist etkisiz hale gelinceye kadar bu mücadele devam edecektir. İnşallah. Türkiye Cumhuriyeti her zamankinden daha güçlüdür. Hükümetimiz kararlıdır. Bundan dolayı da kimse endişe etmesin. Bir kere nişanımızı kırın mı Allah'ın izniyle? Yok Allah'ın izniyle. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim.